أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوا على رسولنا محمد. اللهم صل على رسولنا محمد وعلى آل رسولنا ونبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ابن هبان المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع أضل müsnedini okuyoruz. İbn Hibban'ın bu müsnedi kısımlar üzere oluşturulmuş. 5 temel kısmı esas alıyor. Resulullah'ın sünnetini emirler, yasaklar, haberler, mübahlar ve fiiller olmak üzere 5 kısımda toplamış. Bunları da kendi içerisinde çeşitlendirmiş. Emirler ve yasakların altında 110 çeşit var. 110 çeşit her birinde ayrı ayrı. Haberlerin içerisinde 80 çeşit, mübahlar ve fiillerde de 50'şer çeşit var. Bizler yıllardır emirleri ve yasakları okuduk. Şu an haberlerdeyiz, haberlerin 9. çeşidindeyiz. Çeşit başlığımız ise şöyle: İhbaruhu sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın haber vermesi, an fadaili akvamin, bazı kavimlerin faziletleri hakkında. Bilafzil icmali, icmal lafzıyla, yani daha genel, daha özlü, ayrıntıya girmeden. Min gayri zikri esmaihim, özellikle isimlerini vesaire vermeden. Belli topluluklar hakkında Resulullah'ın söz ettiği, haklarında konuştuğu hadisler bu çeşidin içerisinde toplanmış. En son 2307 nolu hadisi okuduk. 8'i okuduk hocam. Sonra 2308'i okuduk. Şu anda 3609'dayız. Zikru vasfı tibâin nâsi li Kureyş'in. İnsanların Kureyş'e tabi olması fil hayri ve şerri, hem hayırda hem de şerde. Bunun nasıl olduğunu açıklayan hadis diye vermiş İbn İbban. 3609 nolu hadis. Akhbarana Muhammed ibn el-Hasan ibn Kutaybe. Bize Muhammed bin el-Hasan bin Kutaybe haber verdi. Haddathana Harmele ibn Yahya, bize Harmele bin Yahya anlattı. Haddathana ibn Vahb, bize İbn Vehb anlattı. Akhbarana Yunus, bize Yunus haber verdi. An İbn Şihab, o da İbn Şihab'tan. Haddathani Yezid ibn Vadi'a el-Ansari, bana Yezid bin Vadi'a el-Ansari anlattı diyor İbn Şihab. Enne Ebu Hureyre'te kâle, Ebu Hureyre'nin şöyle dediğini: Semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekulu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i işittim. Şöyle diyordu: El ensaru a'iffatun suburun. Ensar, yani Medineliler, iffetli kimselerdir. Kararlı kimselerdir, sabırlı kimselerdir. وَاِنَّ النَّاسَ تَبَعُنْ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الْأَمْرِ. Öte yandan insanlar bu işte, muhtemelen dini kastediyor, Kureyş'e tabidirler. مُؤْمِنُهُمْ تَبَعُ مُؤْمِنِهِمْ, müminleri müminlerine tabi olur, yani insanların. وَفَاجِرُهُمْ تَبَعُ فَاجِرِهِمْ, facirleri de, azgınları da azgınlarına tabi olur.
Yani iyilikte de olsa, kötülükte de olsa Kureyşliler önderlik ederler. İnsanlara yol gösteren de onlar olurlar, insanları yoldan çıkaranlar da onlar olurlar şeklinde Kureyş kabilesinin yarımadadaki liderliğine kanımca işaret ediyor. Hatırlarsanız benzer cümleleri Hazreti Ebubekir de kullanmıştı. Yani yarımadada Araplar nezdinde Kureyş'in cahiliyeden gelen bir itibarı var. İnsanlar hem merkezde olması, hem Kabe'nin yanında, Kabe'nin iç içe olması ve hem de ticaret erbabı olmaları dolayısıyla, çünkü hareket ediyorlar, sürekli Şam'a gidiyorlar. Cenab-ı Hak ayette bahsediyor. لِيْلَافِ قُرَيْشٍ اِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. Bunlar yaz-kış seyahat halindeler. Halkımız ne güzel söylemiş, yani gezen bilir diye, dolaşan öğrenir, bilir. Cenab-ı Hak da benzer şeyi söylüyor. اَوَلَمْ يَس۪يرُوا فِي الْاَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا. Yeryüzünde gezip dolaşmazlar mı ki akleden kalpleri olsun, işiten kulakları, gören gözleri olsun. Yarımadadaki diğer topluluklar nispeten oldukları yerde çakılı. Kendi geçimlerini kendileri sağlayabiliyorlar. Söz gelimi Yesribliler o dönem cahiliyede. Tarım toplumu ağırlıklı olarak. Ama Kureyş öyle değil. Kureyş ticaret yapmazsa aç kalır. Bir şeysi yok yani. Dolayısıyla ta cahiliye döneminde bunlar rey ehli biliniyorlar. Yani görüş sahibi biliniyorlar. Bu görüş, ufuk nereden geliyor? Seyahatten geliyor. Sürekli Şam'a gidiyorlar. Aşağıya seyahat ediyorlar. Yemen'e gidiyorlar. Habeşistan'a gidiyorlar. Dolayısıyla bir çevreleri var ve yarımadada belli bir temsil kabiliyetine sahipler. Bu pozisyonları dolayısıyla da diğer Araplar onlara ta cahiliyede bile belli bir saygı duyuyor. Muhtemelen sahadaki bu stratejiyi yansıtan bir ifade bu. Yani Kureyşliler, milleti azdıran da Kureyşliler. Ondan sonra millete, yani iyilerine yol yordam gösteren de yine Kureyşliler oluyor şeklindeki bir ifade ile karşı karşıyayız. Hadis nerede varmış? Müslim'de varmış. Numarası 1818. Yoksa bu tür hadislerin anlamı böyle bir durum tespiti değil de bundan öteye, yani tıpkı İmamiye inancındaki gibi Resulullah'ın benden sonra yöneticileriniz illa Kureyş'ten olsun, Kureyş ırkı münhasırdır bu konu, onlara Kureyş ırkının hakkıdır. Başka bir ırktan veya kabileden bir yönetici olursa o zaman geçersiz olur, bu mesele dini bir meseledir gibi bir şey vaz etmiş olsa, bir yaklaşım ortaya koymuş olsa, o zaman daha, yani ilk başta bile Hazreti Peygamber'den hemen sonra bile en azından bunu bilen, o günkü peygamberle birlikte yaşamış ashab, özellikle Ensar, kendilerine bir lider seçmeye, halife seçmeye kalkışmazlardı. Yani bu Resulullah'ın böyle bağlayıcı bir emri, böyle bir şey olsa, daha sonra da müminler böyle bir şeye girmezlerdi. Bu kanımca olsa olsa yarımadadaki bir durum tespitidir. Kureyşlilerin hep önden gittiklerini, azdırmada da ondan sonra topluma iyi önderlik etmede de hep öncü olduklarını ifade eden bir anlamı olsa gerek. Yoksa diğerini tahrim ediyor olsa Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem, yani başınıza
وَلَوْ عَبْدًا حَبَشِيًّا yani Habeşli bir köle bile olsa geçse ve Allah Azze ve Celle'nin emirleriyle, adaletle sizi yönettiği sürece itaat edin emrinde olur muydu? Ondan sonra daha vefatına doğru en son atadığı komutan malumunuz Zeyd bin Harise'nin oğlu Üsame'dir ki yani Kureyşliler buna nasıl tepki vermişlerdir bilirsiniz. Özellikle uluları yani. Çünkü hem gençten hem sonradan hem dışarıdan bir kimse olarak hatta Hazreti Ebubekir'e baskı bile uyguladılar bunu değiştir diye yani. Böyle şey bir ordunun başında bu delikanlının ne işi var diye. Hazreti Ebubekir çok güzel cevap verdi yani Allah'ın Resulü'nün atadığı bir komutanı benim değiştirmemi mi istiyorsunuz diye. Yani dolayısıyla böyle bir ilkesel yaklaşımı yansıtmıyor bu sözler. Resulullah'tan nakledilen bu bir sahadaki durum tespitini yansıtıyor. Yoksa bir tahrim böyle olmalı şeklinde olsa evvela Resulullah'ın buna uymasını bekleriz. Sonra da bunu bu sözleri çok iyi bilen ve bize nakleden sahabilerin uymasını bekleriz. Dolayısıyla bunları bu yönden eleştirenler biraz hadisin ifadesinin bunu mecburi kılmadığına dikkat etseler iyi olur. Hocam bir önceki hadiste bu aynı konuda Ebu Süfyan'dan nakildi. Sahabe iki evet. Sahabe hem Cabir'den hem Ebu Süfyan'dan. Hı hı. Bu tür hadisler ihtiyaç anında mı ortaya çıkan hadislerdir yoksa ileri metni yapıların sahabe döneminde? Yani muhtemelen bir olay oldu da Ebu Süfyan ya da buraya yaradılan bu olayı anlattılar. Yani genel hadis usulü açısından söylüyorum. Oraylar böyle ihtiyaç olduğundan mı konuşuyor? Sahabilerin sistematik bir hadis rivayeti yok veya çok az. Yani çıkalım gidelim falanca sahabiden hadis dinleyelim. Bu çok az ve gönüllü bir çaba. Çünkü toplum karakteristiği çoğunlukla sahabilerden oluşuyor. Hemen hemen ortalama herkes her şeyi biliyor gibi çoğunlukla. Özellikle bu işe gönül vermiş olan kimseler Abdullah bin Abbas gibi yani diğer sahabilerin bildiklerini daha fazlasını öğrenmek istedikleri ve peşini kovaladıkları ilim talebesi olarak bunlar az sayıda kimseler yani 20 ile işte en fazla 200'e kadar uzanan yoğun hadis rivayetinde iştigal eden kimseler. Bunların hadisleri aktardıkları boyut sistemli mi? Kendi aldıkları boyut sistemli değil ilk zamanlar sahabe döneminde aktardıkları boyut sistemli mi? Yani böyle oturuyorlar sıra sıra hadis yazdırıyorlar şeklinde. Değil yani Nafi'den gördüğümüz kadarıyla Abdullah bin Ömer'den bir münasebe öğrendiği hadisler bunlar. Yani otururken, kalkarken, gezerken, dolaşırken, bir olaya tanık olmuşken, çarşıda, pazarda bir şeyin konusu açılmışken o sahabinin zihninde Resulullah'tan bir hatıra iyi canlandırırsa, bir çağrışım yaparsa, bir sözünü hatırlarsa, bir uygulamasını hemen orada söyleyiveriyor. Dolayısıyla da taktiği yapabilir, bir kısmını anlatabilir, bir olayı tamamıyla değil de sadece Resulullah'ın o sözüyle vurabilir orada, başka bir yerde anlatırken daha geniş anlatabilir. Bunların hepsi yani ağırlıklı olarak spontanedir sahabe dönemi itibariyle. Sorunuzun cevabı oldu inşallah. Yani cümlemizden. Yani dolayısıyla gün gelmiş de Kureyş'in liderliği tartışıla durmuş da zihinlerde bu rivayetler çağrışmış ve o gün seslendirilmiş olabilir. Biz her zaman şunu söylüyoruz yani Hazreti Peygamber'in vefat ettiği günün ertesi günü şu sahabilerimizi yani bize çokça rivayette bulunan sahabileri işte Ebu Hureyre gibi, Abdullah bin Ömer gibi, Hazreti Ayşe gibi bunları böyle bir odaya kapatsaydık Resulullah'tan olan bütün hadisleri bize yazın deseydik yani ne kadar akıllarına gelir ne kadar yazabilirlerdi. Yaşadıkça olaylar eşliğinde çağrıştı, hatırladı, söylediler.
Bize ansızın baban sözlerini yaz deseniz kaçınız babanızın kaç sözünü yazabilirsiniz. Ama hayat içerisinde onunla ilgili çok şey söyleyebilirsiniz. Yani sabah çıkarken işte babam çıkarken böyle yapardı. Dükkana girdiğinizde bir olay olduğunu bak teraziyi öyle kullanma babam hep derdi ki teraziyi böyle yap diye falan. Olaylar eşliğinde yaşadıkça fırsat buldukça ve bunlar belli bir hacim oluşturur, belli bir yekün oluşturur. Dolayısıyla biz de zaten çok rivayette bulunan sahabilerimizin Resulullah'tan sonra belli bir ömür yaşamış kimseler ve bu yaşadıkları ömür içerisinde de özellikle başka şeylere kendisini adapte etmemiş olanlar. Yani bir devlet görevinde bulunmak ya kendisini böyle çok meşgul edecek bir işe abanmış olanlardan çok verim alınamamış olabilir. Ama ilme vermiş ve uzunca yaşamış kimseler. Resulullah'la da eğer yaşadığı dönemde yakın bir teması olmuşsa bunlar çok verimli bir şekilde Resulullah'ın hatıratını aktarma fırsatı bulabilmişlerdir. Sıradaki hadisimiz söz gelimi Resulullah'ın dibinde hayatını geçirmiş olan Hazreti Ebu Bekir'den. Mesela niye daha az sayıda rivayetimiz var? Çünkü Resulullah'tan sonra kısa süre sonra vefat etti. Yani ve o yaşadığı dönemde de toplumu sevk ve idare etti, devlet vazifesiyle meşguldü. Bir başka sebep hadise rağbet de o esnada o kadar fazla değil. Neden? Her evde, hanede herkes sahabi yani. Hadise olan rağbet de toplum karakteristiği veya demografisi ne diyorsanız sahabeden tabiine doğru kaydıkça artmıştır. Yeni mümin olanlar topluma eklendikçe Resulullah'ın dini hayatını öğrenme ihtiyacı çoğalmıştır. Böylece tabiin döneminde bu rihle dediğimiz yolculukları harekete geçiren şey budur. Yoksa sahabiler her ev dolusu sahabi olsa komşunun kapısını çalar mı? Annesine sorar, babasına sorar. Resulullah'la ilgili malumatı. Genel kültür olarak herkesin bildiği malumat. Sıradaki hadisimiz. Zikru i'ta'illahi celle ve ala el-Kureşiyye minel-ra'yi misle ma yu'ti gayre'l-Kureşiyye minhu ala'l-da'fi. Allah Azze ve Celle'nin Kureyşli'ye görüş olarak yani lütfettiği şey diğerlerine göre daha katlı. İbn-i İbban başlığa böyle taşımış. Yani Kureyşli'nin ufku bir konuyu değerlendirmesi diğerine nazaran daha iyi. Ondan bir kat daha fazla. Başlık böyle. İbn-i İbban başlığında böyle demiş. Hadiste böyle mi bilmiyorum. İbn-i İbban başlığa da Allah vergisi demiş yani. 3610 Akhbarana Muhammed ibn Abdurrahman es-Samiyyu. Bize Muhammed bin Abdurrahman es-Sami haber verdi. Haddathana Ahmed ibn Abdullah ibn Yunus. Bize Ahmed bin Abdullah bin Yunus anlattı. Haddathana ibn Abi Zeb. Bize İbn Abi Zeb anlattı. An Zuhri. O da Zuhri'den. An Talha ibn Abdullah ibn Auf. O da Talha bin Abdullah bin Auf'tan. An Abdurrahmani, o da Abdurrahman'dan, bin el-Azhari ev Zahirin, el-Şekku min Ahmed ibn Abdullah ibn Yunus. Buradaki Şek, Ahmed bin Abdullah bin Yunus'tan, Abdurrahman'ın babasını el-Azhar mi Zahir mi diye karıştırmış. Ve-Savabu huve-l-Azharu, doğrusu el-Azhar'dir. An Cübeyr ibn Mut'im'in, o da Cübeyr bin Mut'im'den, enne Resulallahi sallallahu aleyhi ve selleme kâle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini Lil Kureşiyyi kuvvetur raculeyni min gayri Kureyşin. Kureyşlinin Kureyş dışındakine nispetle iki kat gücü vardır. İki adam gücündedir. Bir Kureyşli, Kureyşli olmayan iki adam gücündedir. Resulullah'ın sözü hadise göre bundan ibaret. Öyle Allah vergisi, Allah böyle vermiştir onları böyle onları yücelten ilahi bir ifadeyle değil bu. Ve buradaki gücün de ne olduğu hadiste belli değil.
Bu yüzden diyor ki فَسَأَلَ سَائِلٌ اِبْنَ شِهَابٍ, adamı bir İbn-i Şihab'a sormuş. مَا يَعْنِي بِذَٰلِكَ, ne kastediyor bununla diye. قَالَ, İbn-i Şihab da kendi yorumunu yapmış. نُبْلُ الرَّعِيِ, yani görüş isabeti anlamında demek istemiş diye yorumlamış. Bu hadis içinde, deminki hadis için konuştuklarımız söylenebilir. İbn-i İbban başlıkta bunu farklı bir hale sokarak ifade etmiş diye düşünüyorum. Yani Kureyşlileri Allah Azze ve Celle katında yücelten bir biçime sokmuş gibi sanki başlıkta. Öyle bir durum söz konusu değil. Bunun en uzun güzel açıklamalı hali, yani Hazreti Ebubekir'in hilafet için propaganda yaptığı diyeceğim, bazıları kızacak. Açıklama diyelim, yani ensara yönelik üstelik açıklama. Yöneticinin Kureyş'ten olabilmesi için ikna çabası, öyle söyleyelim. O zaman itiraz edilmez. Orada Hazreti Ebubekir güzellikle açıklıyor. Yani Yarımada'daki o güne değin süreci, Kureyş'in aldığı pozisyonu, genel olarak Arapların yaklaşımını. Dolayısıyla Resulullah sonrası yöneticinin Kureyş'ten olmasının stratejik olarak bir artı olacağını vesaire. Burada hadislerde merfu olarak geçtiğini gördüğümüz ifadelerde benzeri değerlendirmeler olarak gözüküyor. Yani ortam değerlendirmesi. Ancak hadislerde fazlası da var. Bunlar illa iyilik yönünde değil. Azdıran da yine bunlar şeklinde. Yani kötülükte de bunlar önderlik ediyor. Dolayısıyla önderlik boyutu öne çıkıyor. Yani Yarımada'da kötü işlerin de kötülüğün de önünü bunlar çekiyor. Her işte öncü bunlar demeye getiren bir ortam tespitinden ibaret. Böyle onları iyi boyutta yücelten bir ve marka değeri katan bir ifade üslubu yok. Haksızlık etmeyelim derim. Sıradaki hadisimiz. Hadis nerede var? Bu hadis Buhari ve Müslim'de de yokmuş. İbn Elbani sahih notunu düşmüş hadisle ilgili. Sıradaki hadisimiz ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ وَلَايَةَ اَمْرِ الْمُسْلِم۪ينَ يَكُونُ ف۪ي قُرَيْشٍ اِلَى قِيَامِ السَّعَاتِ. İş artık uzadı. İstemediğimiz bir yere doğru dayandı diyebilirim. İbn-i İbban'ın en azından attığı başlık itibariyle. Müslümanların emri velayetinin Kureyş'te olacağını kıyamet saatine kadar. 3611 nolu hadis. اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ, bize el-Hasan bin Süfyan haber verdi. حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَب۪ي شَيْبَةَ, bize Ebu Bekir bin Ebi Şeybe anlattı. حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ, bize Muaz bin Muaz anlattı. عَنْ عَاصِمْ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ, o da Asım bin Muhammed bin Zeyd'den. قَالَ, dedi ki سَمِعْتُ أَب۪ي يَقُولُ, babamı işittim diyordu ki سَمِعْتُ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ, İbn Ömer'i işittim diyordu ki قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ, bu iş devam ede durur فِي قُرَيْشٍ, Kureyş'te, iş ile muhtemelen dini kastediyor. مَا بَقِيَ فِي النَّاسِ اثْنَانِ, insanlar içinde iki kişi kaldığı sürece, teke düşerse zaten fert olur. İkiyle cemaat başlıyor, topluluk başlıyor. İki kişi kaldığı sürece bu iş Kureyş'te kalır şeklinde bir ifade. قَالَ عَاصِمٌ, Asım diyor ki وَحَرَّكَ اُصْبُعَيْهِ, iki parmağını böyle hareket ettirdi şeklinde bir ifadeyi de eklemiş. Evet, bu hadisin ifadesi deminden beri yani yaptığımız yorumlara ters düşer bir ifadesi var. Bu iş Kureyş'te olur şeklinde söylüyor. Bu dahi yine Kureyş'te olsun,
Kureyş'te olmalıdır şeklindeki dayatıcı, emredici bir ifadeden ziyade daha farklı bir ifadedir. Ama yani diğerlerine nazaran neredeyse geleceğe yönelik bilgilendirme yapıyor bu anlamda. Yani bu iş Kureyş'te kalır diye. Neyi kastediyor? Bu işin önderliği mi, yöneticiliği mi? Sanki öyle. Yani muğlak tarafları var. Öyle bir liderlik pozisyondan bahsetmiyor. Yani Kureyş bu işin yükünü çeker diye, ameleliğini çeker diye tabandan da düşünebilirsiniz. Ama İbn-i İbban bunu velayet olarak yine başlıkta biraz daha farklı kılmış. Bi enne velayete emril muslimin, Müslümanların işinin velayeti diyor. Ama Resulullah böyle bir ifade kullanmıyor. En azından elimizdeki hadisin. Gerçi kullanılan ifadenin lafzi boyutunun da bütünüyle Resulullah'a ait olduğunu iddia etmiyoruz. Anlamsal olarak anlamsal arka plan Resulullah'a aittir. Bu bütün hadisler için geçerli. Bu usulde bir temeldir. Çok kısa hadisler hariç, bütün tariklerde benzer lafızlarla gelen hadisler hariç, ki bunların sayısı oldukça azdır ve bazı muhaddislere göre neredeyse hiç yoktur, hatta bir tanedir. Onun dışında olanların hepsinde anlamsal arka plan aynıdır. Dışa vuran lafızlar farklı farklı olur. İşte deminden beri Kureyş hadislerini okuyoruz ve lafız kalıpları biri diğerinden farklı olarak tecelli ediyor, görüyorsunuz. Dolayısıyla bu gerçekleşen lafız farklılıklarına itina ile ve ihtiyatla yaklaşmak, bunlardan herhangi bir tanesini alıp kas katı kesilip onun üzerinden kas katı rigid yorumlara gitmemek usul gereğidir. Buradaki ziyadelerde, eksikliklerde her biri belli bir ihtiyatı bize düşündürür, yaşatır. Ve bunların farklı tariklerle, yani hangi tarikle hangi rivayet geliyor, oralarda bile ravilerin fıkıh sahibi olup olmaması, rivayetteki gücü, ehliyeti, başarısı belli tercihlere yol açabilir. Aradaki farklılıkları değerlendirmek hususunda. Konu bu denli bir ihtisas konusu iken, bunlardan bir tanesini kabaca ele alıp ve oradan kabaca ve çok amatörce sonuçlara gitmek, başta rivayetin kendisiyle ilgili bahsedilen Resulullah'a haksızlık olur. Ondan getirilen bu haberi böyle hoyratça hem de onun aleyhine kullanmak olur. Cenab-ı Hak, bırakın Resulullah'tan gelen haberi, herhangi bir topluluktan gelen bir haberi bile itina ile araştırmadan, incelemeden belli bir hükme gitmemeyi, dolayısıyla onlara farkında olmadan haksızlık etmemeyi bize emretmiştir. اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَئٍ فَتَبَيَّنُوا اَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجِهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ Sonra yaptığınıza pişman olursunuz. Bunlar da Resulullah'la ilgili gelen haberler. Dolayısıyla fetebeyyenu emrini en çok hak ediyor. Velev ki fasık biri bile olsa isnatta, biz yine ilgilenmek durumundayız. Cenab-ı Hak herhangi bir toplulukla ilgili bile fasık birinin getirdiği haber hakkında dahi tebeyyenu emrinde bulunmuş. Dolayısıyla haberleri işime yaramaz diyerek kaldırıp atmak, umursamam, hatta fasık biri getirmiş diye bile kaldırıp atmak Kur'an öğretisiyle başta bağdaşmaz. Emek vermek, çaba göstermek, gayret etmek ve bu ilmin içerisinde yer almak icap eder. Belli bir yargıyı seslendirebilmek için. Dışarıdan gazel okumak büyük vebal olur. Hocam, bu yorumlardan bir hadis hocasının, yani hadis hocasının bu hadislerden çıkardığı meyil eğilim buysa, demek ki böyle anlamaya müsaittir. Bizim üzerimizdeki etkisi yani daha farklı olur diye düşünüyorum. Hı hı. Siz konuştuğumuz bu kanaatı oluşturan kişi sıradan biri değil yani. Şimdi sıradan biri değil demek yargısında illaki isabet etmesi gerekiyor gibi bir şey yok. Yani bu ilim içerisinde, hatta bütün ilimlerimizi içine alacak şekilde söyleyebiliriz ki herhangi bir alimin gerek içtihadı, gerek anlayışı, gerek yaklaşımı bir başkası nezdinde eleştiriye açıktır. Yani bu bizim geleneğimizde olan bir şey. İslam geleneğinde olan. Niye bizde mezhepler var? Ve niye kendi içerisinde bunları yani birbirlerine saygıyla ele alıyorlar?
Ve bunların sayısı öyle dört gibi falan da değil. Bunların kendi olduğu dönemde nice müçtehitlerimiz var bu anlamda. Çünkü durum değerlendirmesi yapan, yani eldeki nassa dayalı olarak sonuca giden sürecin önü açık. Burada bir kimse kınanmamış. Sen buna mı anlıyorsun, bunu mu değerlendiriyorsun? Olabilir. Yeter ki bunu demin söylediğimiz gibi, yani dışarıdan gazel okuyarak, işin içine girmeden, anlama çabası içerisinde bulunmadan, ilgili usulü, süreci takip etmeden, böyle noktasal, uçuk değerlendi. Öyle yapılsa kimse saygı duymaz ona, ama Kitabullah'ı okumuş. Mesela Kitabullah'ı oku, usul derken niye usul önemli? Yani İbn-i Cüreyş diyor ki, hadis öğrenmeye kalktım, bana dediler ki Kur'an'ı hallettin mi? Ezberledin mi? Yok, ben de oradan hadisten başlıyorum. Olmadı, bu usul hatasıdır. Önce bir git Allah Azze ve Celle'nin kitabını öğren. İbn-i İbban ne diyor? Benim kitabımı kimse okumasın. Kur'an'ı avucunun içi gibi bilmiyorsa eğer, yani Kur'an'ı avucunun içi gibi bilecek ve sonra da hadise başlayacak. Yaklaşım bu, şey bu. Dolayısıyla bu süreç içerisinde buna rağmen farklı yargılarda bulunan kimselerin görüşleri saygıdeğerdir. Çünkü bir konudaki nas belirleyici değilse, zaten belirleyici olsa o konuda farklı görüş olmaz. Yani ayetle sabitse veya hadisle sabit, ancak belirleyici, nas açıksa muhkem diyoruz. Orada zaten tartışma olmaz. Tartışma varsa onun filu bir tarafı vardır. Farklı anlaşılabilen yanları vardır. O türden konuları bu sınıfta açsanız, burada bile ben şöyle anlıyorum, ben şöyle anlıyorum diyebilir insanlar ve buna saygı duymalısınız. İbn-i İbban da böyle anlamış. Saygı duymak demek de onu illa doğru kabul etmek değildir. Çünkü illa doğru kabul ederseniz farklısını konuşamazsınız. Ben saygı duyuyorum ama farklısını söylüyorum, farklı düşüncedeyim. Bu hadisten bu anlaşılmaz diyorum, anlaşılamaz diyorum. Hadise haksızlık diyorum. Hadisin lafzı bile onu mücbir olsaydı bile olay orada bitmiyor. Hadis usulü ve ilmi çok geniş bir alanda gerçekleşiyor. Bu hadisin farklı tariklerden, aynı hadisin gelen şeylerinin karşılaştırılması var. Ravilerinin ele alınması var. Sahada bulduğu karşılık var. Bu hadis konusunda daha bir kuş bakışı bakışta Resulullah'ın sünnetinde aynı konuya taalluk eden diğer sahih rivayetlerin bunu şaz kılıp kılmayacağı yoklaması var. Öyle yani tekil bir rivayetten ele alıp pat diye sonuca gitmiyor hadis ilmi, çok ihtiyatlı. Çünkü haberlerle ilgileniyor ve bu haberleri insanlar üzerinden alıyor ve insanları da masum saymıyor. Şimdi tüm bunları bir araya getirdiğiniz zaman, o zaman yoğurdu üfleyerek yediği itinalı, dedektif itinasıyla konuya yaklaştığı anlaşılır. Neden yaklaştığı kolayca anlaşılır. Yani İbn-i İbban hata etmez diye bir şey iddia ediyor değiliz. İbn-i İbban çoğu başlığında diğer hocalarla nasıl çetin mücadeleler sürdürüyor. Ya görüyorsunuz ya da görmüyoruz ama konuyu bilenler burada kime gönderiyor, burada İşte İmam-ı Azam'a gönderiyor, burada Buhari'ye gönderiyor diye nasıl sert tartışmalara giriyor konu başlıklarında. Adlarını vermiyor ama girişte bile İmam Buhari ile nasıl çetin münakaşalar etti. Gıyabında tabii, yoksa İmam Buhari ondan çok önce vefat etmiş birisi. Ama ölsen gitsen de ilmi tartışma bitmiyor. Senden sonraki aynı konuyu işleyen adam senle senin gıyabında tartışır. Öyle diyorsun ama der, koyar kaldırır. Bu tartışmalar niye oluyor, nasıl farklı görüş olur diyen kimse bizim ilmi geleneğimizi bilmiyor bir defa.
Yani sadece hadis özelinde demiyorum ki, en çok hadis özelinde bu serbestlik var. Ama genel itibariyle de bilmiyor demektir. Müminlerin, İslam ulemasının çivi gibi çakılıp bir adım öteye görüş veya şey yapamadığı tek hususlar muhkem olan hususlardır. Muhkemin ötesine geçti mi, yani çok belirgin, net, başka türlü anlaşılamayacak Türkçesiyle söylersek hususlardır. Onun ötesindeki ara değerlerin hepsinde farklı şeyler olabilir, değerlendirmeler olabilir. Ta sahabe zamanında bu böyleydi. Yani geliyor adam çok spesifik bir derdini soruyor, bir konu soruyor. Sahabi düşünüyor. Yani tam senin dediğine uygun bir şey bilmiyorum. Ama bu konuya yakın olarak şu ayet aklıma geliyor. Bir de Resulullah'tan şöyle bir olay biliyorum. Adam hala soruyor, ben nasıl yapayım bu benim? Git diyor artık, yani sen kararını sendin ver. Şimdi bir adım sonrası o konunun o özelde içtihad edilmesi, fıkha dönüştürülmesi. Orada farklı yaklaşımlar olabilir. Kötü niyetli olmadığı sürece hepsinin hayır doğuracağına inanırız. Yeter ki kötü niyetli olmasın. Sıradaki hadis hangisi? Buhari 3310 Menakib-i Kureyş. Sıradaki hadisimiz Zikrul Beyani. Bu tabi söylediğimiz Buhari için de geçerli. Yani evet, kitabı diğer hadis kitapları içerisinde en çok itibar görmüş veya hadisleri bu anlamda en az tartışılmış diyelim yani. Diğer hadisçiler tarafından. Çünkü İmam Buhari'nin zaten kitabını oluşturma fikri böyle. Yani en sahih, en az tartışılan hadislerden muhtasar bir şey yapmak. Yoksa onun bildiği hadisleri diğer İbn-i İbban da biliyor. Diğer hadisçiler de biliyor. İbn-i İbban'ın yaklaşımı da her konuya dair bir şey koyayım. Yani buna değmiş, buna değmemiş. Bazen bakıyorsun zayıftan da koyuveriyor. Alamıyor kendisini. Konuyu işleme heyecanıyla daha kabarık bir kitabı var İbn-i Buhari'ye göre. Buhari'ninki daha özet. Çoğu belki sahih bildiği hadislerden feragat ederek, ama bu öyle birilerinin uydurduğu gibi 600 binler bilmem neler. Yok öyle İmam Buhari'nin öyle bir deklarasyonu. Birileri onun hakkında bunu söylenti şeklinde avartılı olarak şey yapıyorlar. İmam Buhari böyle bir şey diyor değil. İşin hakikatinde böyle bu kadar sayıda hadis yok ortada yani zaten. Hepsini toplasın. Yani, dolayısıyla o az sayıda aldığı için başarılı bulunmuş ve en başarılı bulunmuş. Yani bazıları Müslim'i tercih edebilir ama çoğunlukla İmam Buhari'nin kitabı bu anlamda çok başarılı. Fakat bu onun masum olduğu, her rivayetinde kesinlikle %100 isabet ettiği gibi bir şeye dönüştürülemez. İlla ki ulemamız onun da hadislerini tartışanlar olmuştur. Yani biz İbn-i İbban'ı bir defa gördük değil mi? Girişte işte şunun hadisini niye aldın o zaman diye. O zaman şunun hadisini niye aldın diye verip veriştiriyordu İmam Buhari'ye. Devam edelim efendim. Ama halk nezdindeki algı bundan farklı tabii. Yani ilmi ortamlardaki usul bilen kimselerin belli bir serbestlikle bunları serin kanlıkla tartışabildiği yer başka. Bir de halka lanse edilen yerde, ya biz hangi hadis kitabına güvenelim o zaman diye halk kestirmeden bir soru soruyor sonuçta. Buhari'ye güvenebilirsiniz. Bu çok şey bir değerlendirme, yani genel bir değerlendirme. Halk da bunu çok esaslı bir şekilde ele alabilir ve artık oradaki o demin bahsettiğimiz istisnai boyutları onlara bildirmeye gerek görmez ulema. Bu böyle tecelli etmiştir. Bu da çok öyle yadırganacak bir şey değil. Çok daha resmi, daha yüksek pikselle görmeyi arzu edenler varsa onlar işin içine girecekler. Başka şansı yok yani. Ama yok, ben en düşük pikselle konuyu görmek istiyorum. Bana sadece güvenebileceğim bir hadis kitabı söyle, okuyayım böyle derseniz Buhari'yi okuyabilirsiniz. Daha kaba bir yük
daha düşük piksel derse Riyazu Salih'ini de verebiliriz eline. Sıradaki hadisimiz. Hocam bir de orada Buhari uydurmuş diyorlar ya, orada Buhari rivayet nakilleri almış koymuş. Aynı nakilleri başkaları da koyuyor. Yani bu rivayetler sahada o esnada herkesin elinde var. Yani Resulullah'tan sahabilerin aldığı, öğrendiği, bildiği, onların aktardığı tabiler ve tabilerden sonra tebe-i tabiler. Bunlar artık yani sahabeden tabiine geçerken yüzler, binler oluyor. Oradan tabiden tebe-i tabiine geçerken binler, on binler oluyor. Sahada bunların hepsi bu hadisleri biliyor. Şehirlerde bunları okutuyor. Dolayısıyla İbn-i İbban gibi, Buhari gibi bunlar şehirleri dolaşıp bu hocalardan, tebe-i tabiinden, onların öğrencilerinden sahadaki hadisleri toplayıp kitaplaştırıyorlar. Dolayısıyla sahada bunların binlerce tanığı var o dönem itibariyle. Tabii bir kimse işte Buhari uydurdu diyorsa o artık iyice işin yani çok dışında. Yani daha Bismillah dün Müslüman olmuş, bugün de böyle zannediyor olabilir. Veya düne kadar yine Müslümandı belki, İslam toplumunda doğmuştu ama yani bugün Bismillah Kur'an öğrenmeye başladı, Kur'an okuyor. Henüz daha Kur'an okuyor olabilir. O şimdi Kur'an'ı bitirecek ve ondan sonra Resulullah'ın bunu nasıl yaşadığına dair, uygulamaya dair bilgileri öğrenmeye başlayacak. Dolayısıyla öyle bir kimsenin, yani henüz birinci sınıftaki bir kimsenin, hatta öyle o türden bir teşbihiniz ilkokul 1'e gibi tekabül eder. Onun yani diferansiyel denklemlerden bir şey anlamamasını, reddetmesini çok görmeyiniz. Zamanla oturur bazı şeyler. Sıradaki hadisimiz. Zikru sebebillezî min eclihi kâle sallallahu aleyhi ve selleme hâzel kavle. Atladım bir rivayeti. Önceki 3612 nolu rivayetin başlığı Zikrul Beyani, açıklayan bir hadis. Bi enne nisa'a Kureyş'in, Kureyş kadınlarının min hayri nisa'in rakabetir ravahile, bineklere binen en kadınların en iyileri olduğu, yani bineğe binme bakımından Kureyş kadınları daha iyi demek istiyor. En azından İbn-i İbban'ın başlığa taşıdığı şekliyle böyle. 3612 nolu hadis. Akhbarana İbn Kutaybe, bize İbn Kutaybe haber verdi. Haddesena Harmele İbn Yahya, bize Harmele bin Yahya anlattı. Haddesena İbn Vehb, bize İbn Vehb anlattı. Akhbarana Yunus, bize Yunus haber verdi. An İbn Şihab, o da İbn Şihab'tan. Zühri diyor ki haddethani Sa'id ibn al-Musayyib, bana Sa'id bin al-Musayyib anlattı. Anne Ebu Hureyre'ta kâle, Ebu Hureyre'nin şöyle dediğini. Semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme yekulu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim. Nisa'u Kureyş'in hayru nisa'in rakibnel ibla. Kureyş kadınları deveye binen kadınlar arasında en iyisidir. Ahnahu ala tiflin, çocuğuna karşı en merhametlisi, en şefkatlisi. Ve ara'ahu ala zavcin fi zati yedihi, olgunluğunda kocasına karşı en gözetmeni, yani kocasını gözeten, kollayan, hizmet eden, el üstünde tutan, evet. Yani Mekke'deki ortam, Yarımada'daki diğer yerlere göre aile hayatı açısından daha erkek baskın gibi, öyle anlaşılıyor. Yani kadınlar daha fedakar ailede. Kocasını yüceltiyor, kocasına çok saygı duyuyor, bir dediğini iki etmiyor. Mesela sözü üstüne söz söylemiyorlar. Mekke'deki gelenekte böyle. Erkekler çok baskınlar. Hani bunu şöyle de okuyabilirsiniz.
Mekke'de kadınların çok fazla güçleri de yok. Yani her şey erkeğin elinde dönüyor. Ticaret toplumu çünkü onlar. Erkekler ticareti yapıyor ağırlıkla. Var Hazreti Ayşe gibi böyle kendisi ticaret yapabilen birkaç kadın ama ağırlıklı toplumda para erkeğin elinde dönüyor. Kadının da ailedeki rolünden gayrı bir şey yok. Ama bunlar Medine'ye hicret edince şok olmuşlar. Medine'deki ortam farklı. Medine tarım toplumu, kadınlar da tarımda rol aldıklarından bu sefer hayatta da daha fazla söz sahibi oluyorlar. Yani Hazreti Ömer'in mesela deyişi var. Diyor ki ya ne oldu bize diyor Medine'ye geldik şimdi diyor. Ben bir şey söylüyorum. Benim sözümün üstünde sen de söz söylüyorsun diyor hanımına. Diyor herkes söylüyor diyor. Burası Mekke değil diyor. Yani Resulullah'ın hanımları bile Resulullah'ın sözünün üstüne söz söylüyorlarmış diyor. Eyvah diyor Hazreti Ömer. Bizim Hafsa da mı öyle yapıyor yoksa diye. Koşup Hazreti Hafsa'nın kızının yanına gidiyor. Aman kızım etmeyin, eylemeyin. Resulullah'ın sözünün üstüne söz söylemeyin. Bak sen bu kuman Ayşe'ye aldanma. Resulullah onu tolere eder. Onun babasını da senin babandan çok seviyor. Onu da senden çok seviyor. Aman dikkat et başınıza bir iş gelir falan diye böyle bu hadisedeki anlatımlardan anlıyoruz ki Medine farklı bir ortam. Hatta bazı Mekkeliler Medinelilerle evlenince yapamamışlar. Bakmışlar ya bunlar yani beklentileri karşılamıyor. Dolayısıyla Kureyş kadınlarının bu anlamda bir farkı var. Resulullah bir Kureyş çocuğu. Dolayısıyla kendi toplumu ile ilgili bildiklerini, bunlar ortam tespiti de olabilir. Toplumunun kendi bilgi birikiminde olan tecrübi bilgiler de olabilir. Yahut Resulullah'ın ayrıca vahyen aldığı bilgiler de olabilir. Bunu çok bilemiyoruz. Biz sadece Resulullah'ın söylediklerini, duyduklarını, duyulanı aktarmakla mükellefiz. Değerlendirme, müminlerin hepsine ait olan bir değerlendirme. Bu değerlendirmede insanlar birbirlerine saygı duymalılar. Kimse buradaki değerlendirmeler üzerinden yola çıkarak da Resulullah'ı karalamaya kalkışmamalı. قال أبو هريرة تعالى إثر ذلك أبو هريرة bunun akabinde dedi ki Resulullah'ın bu sözünü aktardıktan sonra وَلَمْ تَرْكَبْ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ بَعِيرًا قَطُّ İmran'ın kadınının kızı yani İmran'ın kızı Meryem hiçbir zaman deveye binmemiş. Şimdi demin ki bilgiye nazaran bu bilgi daha şey duruyor yani ortam bilgisi değil de herkesin bilebileceği bir bilgi değil de sanki öteden bildirilmiş gibi. Ama burada bu sözü söyleyen Ebu Hureyre. Ebu Hureyre bu sözü ya Resulullah'tan duydu, duysaydı Resulullah dedi derdi ya da civardaki ehli kitaptan duymuş olabilir. أَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ رَبَّنَا لَا تُؤَخِذْنَا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.